köşe yazılarınızda diğer köşe yazarlarına nazaran daha farklı bir bakış açısı sergiliyorsunuz. Sizin değerlendirmeniz ve bundan sonra olacaklar için öngörünüz nelerdir? Büyük bir tezgahın, büyük bir operasyonun, büyük bir darbenin, artık bunun ismine ne derseniz deyin, ülkemizin birlik beraberliğini hedef alan, ülkemizin bölünmesini hedefleyen, parçalanmasını hedefleyen ve Profesör Doktor Haydar Başbey'in dünkü konuşmasında ifade ettiği gibi, önceki günkü konuşmasında ifade ettiği gibi, aynı zamanda bir iç çatışmayı planlayan, hedefleyen çok önemli bir kalkışmayı, çok önemli bir darbeyi bertaraf etmiş olduk Türk milleti olarak. O yüzden bu noktada Türk milletini ne kadar takdir edersek azdır. Ki Profesör Doktor Haydar Başbey'in hatırlarsanız bu darbe girişiminden hemen sonra yazmış olduğu makalede, hem konuşmasında hem de makalede Haydar Başbey, yani milletin demokrasi zaferi şeklinde başlık attığı yazısında şunları ifade etmişti. 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Türk milletinin halen bir bilek ve bir yürek olduğunun ispatıdır. Tankların önüne silahsız bir şekilde göğsünü siper eden Türk milleti, seçilmiş iradesi dışında bir güç tanımadığını göstermiştir. Şimdi gerçekten olaya bu gözle baktığımız zaman aslında yaşanan bir darbe girişimi ve bunun karşısında her türlü tehlikeyi göz önüne alarak, canını ortaya koyarak, adeta demokrasinin önüne etten duvar örerek demokrasisini, birliğini, beraberliğini, seçmiş olduğu siyasetini koruyan bir millet tablosu gördük. Şimdi kim ne derse desin, bu milletin zaferidir. Bu milletin büyük bir demokrasi zaferidir. Haydar Başbey'in altını çizdiği gibi. Tabi burada Profesör Dr. Haydar Başbey önceki günde bu noktada bazı açıklamalarda bulundu. Ve tabi Sayın Baş'ın dikkat ederseniz tehlikenin boyutlarından bahsederken, tehlikeyi önceden haber verirken, tehlikenin içerisindeki unsurlardan bahsederken bir şeyi de özellikle altını çiziyor. Ne yapıyor? Ondan sonrasını da bahsediyor. Yani doğru, bir tehlike atlattık ama bu tehlikedeki amaç neydi? Yani yaşanan bu darbe girişimiyle beraber olay kapandı mı, olay bitti mi? Yani tamam, millet tankların önünde durdu, bir zafer kazandı ve seçtiği siyaseti tekrar iş başına koydu. Doğru. Ama bundan sonra bu olay bitti mi, üstü kapandı mı? Bu noktadaki Profesör Dr. Haydar Başbey'in değerlendirmeleri de çok önemliydi. Ki bundan sonra da zaten gerek siyasetin, gerek devlet adamlarının, gerek milletimizin, gerek efendim bu konuyu araştıran uzmanların vesaire bu uyarıları, bu ikazları mutlaka dikkate alması lazım diyoruz. Peki Profesör Dr. Haydar Başbey hangi noktaların altını çizdi dünkü konuşmasında, ki yarınki yazısında da bunu ifade ediyor. Bakın, bu bildiğimiz, ben diyor Haydar Başbey, 1960 darbesini gördüm. 1980 darbesini gördüm. Ama hiçbir darbe böyle bir darbe olmadı. Yani asker sokağa çıkardı. Efendim işte Cumhurbaşkanlığı, efendim Başbakanı, bakanları vesaire gerekli isimleri bir gözlem altına alırdı. Onları bir şekilde bir yerde tutardı. İletişim, halkla iletişimi keserdi. Ondan sonra da darbesini gerçekleştirir. Darbeden sonra da gözaltına almış oldukları liderleri de bir adaya gönderirdi ki bu noktada Adnan Menderes olayını ifade etmişti. Yassı adaya gönderilmişti Adnan Menderes. Şimdi ondan sonra da ne yapmak istiyorsa, kimi başa geçirmek istiyorsa asker geçiriyordu. Ama siyasetle millet asla buluşmuyordu. Şimdi bu darbenin tabii çok farklı bir darbe girişimin çok farklı bir unsuru var diyor Haydar Başbey. Ne diyor? Bu noktada efendim milletle siyasilerin arasındaki engel arasında engel konulmadı. Yani milletin sokağa çıkmasının önü açıldı. Bu noktada tabii aslında iki ihtimal vardı bu tablo karşısında. Birincisi, millet sokağa çıkacaktı ki onların senaryosu büyük ihtimal buydu. Millet sokağa çıktığı zaman da karşısında farklı bir irade bulacaktı. Dolayısıyla polis de asker çatışacaktı. Millet bu çatışmanın içerisine girecekti. Belki millet kendi içine bir çatışmaya girecekti. Darbecilerden yana olanlar, darbecinin karşısında olanlar şeklinde. Ve bir anda, yani Ukrayna benzeri veya diğer ülkelerde olduğu gibi, Arap Baharlarında olduğu gibi,
Faruk Bey. Yani devam eden, süre gelen bir çatışma ortamı oluşturulacaktı. Ukrayna'yı hatırlayalım. Ukrayna'da fitili bir ateşlendi bu çatışmaların. Ne oldu sonra? Ortalık bir karıştı. Aylar, yıllar sürdü. Hala toparlayamıyorlar şu anda. Yani hala bir düzen ortaya koyamıyorlar. Ondan sonra da zaten ne yapıyor? Amerika geliyor. Diyor ki ben şunu destekliyorum. Falanca diyor ki ben bunu destekliyorum. Dış unsurlar da devreye girdiği zaman artık neye dönüyor olay? Tamamen iç kaosa, çatışmaya, silahlı çatışmaya dönüşüyor. Zaten yıllardan beri Profesör Doktor Haydar Başbey'in yarınki yazısında da bu ifade ediliyor. Şark projesi adı altında, yani Arap Baharı'nın bir benzeri Türkiye'de de planlanmak isteniyor. Yani bu Alevi-Sünni çatışması şeklinde planlandı, Kürt-Türk çatışması şeklinde planlandı, azınlıklar efendim şeklinde planlandı. Yani birçok şekillerde bu efendim planlanmak istendi. Ama burada özellikle Haydar Başbey'in altını çizdiği nokta şu. Özellikle bu yani birinci aşama buydu. Yani milleti bir şekilde sokağa dökebilmek, milleti bir şekilde bu noktada bilemek. Şimdi bu adım atıldı. Bundan sonrasında çok dikkatli olmamız lazım diyor. Tamam, millet tankın önüne vücudunu siper etti, kendisini siper etti ve bu darbe girişimini engelledi. Bu büyük bir başarı, büyük bir zafer. Ama adamlar bununla olayı bırakmayacaklar. Adamların B planı var, C planı var, D planı var. Ki bu noktada ikinci planın da Haydar Başbey bir iç çatışma, bunun bir iç çatışma provası olduğunu, ikinci planın da darbe girişiminden daha farklı bir şekilde bir iç savaş senaryosu olduğunu ifade etti ve altını çizdi. Ve ondan sonra da Haydar Başbey bakın buna karşı da bir takım önlemler alınması konusunda tavsiyelerde bulundu. Yani bir hastalığı teşhis ediyor, ardından da tedavisini ortaya koyuyor. Diyor ki bakın böyle girişimler olabilir, böyle efendim planlar var, böyle provalar var. Birinci aşama milletin duyarlılığıyla beraber, efendim sokağa çıkmasıyla beraber engellendi ama siz yine milleti sokakta tutarak bundan sonraki girişimleri engelleyemezsiniz. Yani burada farklı önlemler alınması lazım. Bunu da yapacak olan irade siyasi iradedir diyor Haydar Başbey. Siyasetin alması gereken, atması gereken bir takım adımlar var. Ya hadi tankların önüne insanları tamam koyduk, durdurdular ama bankaların önüne veya ekonominin önüne kimi koyacağız? Bir de böyle bir gerçek de var. Bir de şu var, yani şimdi millet neticede bu noktada görevli olan bir yapı değil. Yani senin güvenlik güçlerin var. Polis niye var? Niye asayişi millet kendi sağlamıyor? Çünkü ortalık Teksas'a döner. Yani herkesin kendi hukukunu, kendisini kurmaya çalıştığı bir atmosferde söyler misiniz? Yani gaspın, cinayetin, fuhşun, ahlaksızlığın attığı bir toplumda nasıl bir tablo oluşabileceğini düşünebiliyor musunuz? Herkesin kendi hakkını kendisini aradığı bir ortam. Şimdi birinci darbe girişiminde bir muhatap vardı. Yani FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün unsurları dışarıda, millet de onun karşısında. Ama bundan sonraki iç çatışma unsurları farklı bir şekilde gündeme gelirse, bir provokasyonla beraber bir Alevi-Sünni çatışmasına dönüşürse, bir Türk-Kürt çatışmasına dönüşürse ki şu an orduda adamlar, Giresun'dalar, yani her an bir alevlenme noktasında olan bir şeyler var. Hatırlarsanız bu darbe girişiminden sonra Facebook'ta, Twitter'da bir takım mesajlar atıldı. Aynı duyarlılığı efendim işte bu PKK taraftarlarına karşı da bekliyoruz şeklinde. Yani bir takım tehlikeli. Yani şimdi PKK terörüyle savaşmak ordunun görevidir, polisin görevidir. Evet. Eğer bunu siz vatandaşa sırtına yıkarsanız, vatandaş bu sefer çok farklı noktalarda da girişimlerde bulunur ki bu ülkede birlik ve beraberliğin bozulmasına neden olur. O halde yapılması gereken nedir? Haydar Başbey bu sorunun cevabını veriyor. Bunu madem ki böyle bir plan var, böyle provalar var, o halde Alevi-Sünni kardeşliğinin pekiştirilmesi lazım. O halde Ehl-i Beyt çatısı altında bu milletin bir ve beraber olması lazım. O halde işte Profesör Doktor Haydar Başbey'in her zaman vurguladığı gibi sağ kolumu kesseniz Türk kanı akar, sol kolumu kesseniz Kürt kanı akar. Biz kardeşiz, aynı dedenin torunlarıyız mantığının toplumun her köşesine işlenmesi lazım. Ve efendim bu FETÖ'cü darbecilerin suçunu ordunun tamamına atmak doğru değildir. Kurumların tamamına atmak doğru değildir. Burada bir temizlik yapılırken de orduya zarar vermeden, polise zarar vermeden, kurumlara zarar vermeden devletin yapısını, parlamenter sistemi, efendim yargı yasama yürütme yargı erginin bağımsızlıklarını koruyarak efendim bu adımları atmak lazım. Yani Atatürk'ün bize miras bıraktığı devlet yapılanmasını ki bu bizi ilelebet paydar kılacak olan sistemdir. Bunun bozulmaması lazım. Evet. Eğer bir takım bahanelerle
efendim darbecilerin ulaşmak istediği hedefe kendi elimizle devleti getirirsek, yani darbecilerin yanında kim var diyoruz? Sayın yetkililer diyor ki Obama adı gibi bu darbeyi biliyordu diyoruz, değil mi? Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Binali Yıldırım bunu söyledi. Zaten FETÖ'yü teslim etmemeleriyle beraber zaten adamlar hangi tarafta olduklarını da ortaya koyuyorlar. Bizim çocuklar bu darbeyi yaptı. Fikri Işık söylüyor bunu, değil Sayın mi? Sayın Bakan, evet, Fikri Işık. Şimdi bizim çocuklar bunu yaptı ya da muhataplarımızı tutukladınız ifadeleri. Voter'in Merkez Kuvvetler Komutanı'nın ifadesi. Sayın Erdoğan buna çok haklı bir tepki göstermişti. Haddinizi bilin diye. Yani kimin şu anda bu darbeyi ortaya koydu belli. O halde yapılması gereken nedir? O halde bir taraftan iç dizaynımızı, düzenlemelerimizi milli devlet kavramı çerçevesinde ve önümüzde bir örnek model olan milli ekonomi modelini de baz alarak, neden? Çünkü ekonomik bağımsızlık olmadan emir almaya devam edersiniz. Emir alırsanız da darbeler, çatışmalar, bölünmeler kaçınılmazdır. Evet. Problemi temelden çözmek lazım. Bunun formülü de Profesör Doktor Haydar Başbey'in dünyaya tavsiye ettiği, sadece Türkiye değil, dünyaya tavsiye ettiği ve uygulayan ülkeleri de zirveye taşıyan milli ekonomi modelidir ve bu temelden yola çıkan milli devlet anlayışıdır diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler Sayın Çavaz. Arkadaş